Bakın burada kim var? Özkan sen işte olman gerekmiyor muydu? Mesela Kahvelerimiz yapıldı. ev fabrikadan sıcak ya. Günaydın arkadaşlar. Hepinize günaydın. Özkan balkona mı geçiyorsun? İnanmıyorum sana. Geçmeyi düşünüyorum ama. Yok, geç o zaman ben geçemeyeceğim çünkü. Hepinize günaydın arkadaşlar. Kahvemi aldım, geldim. Kahvemi alırken de sizlere bir günaydın dedim. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün herkes evindedir. Eminim ki çünkü Arife, yarın da bayramımız var. Kahvaltıya ne yapacağım derseniz, biliyorsunuz daha önceden yapmış olduğum mantı vardı. Onu ayırmıştım ben. Onu pişireceğim yoğurtlu sarımsaklı. Çayımı da koydum. Şimdi güzel bir kahve içeyim. Haydi bakalım. Günümüze başladık çok şükür. Evet. Fox Haber'i dinliyorum yine arkadaşlar. Yine bu okul bütün bilim adamlarının hepsinin çok erken olduğunu dile getiriyorlar ve çok tehlikeli olduğunu dile getiriyorlar. Valla eminim ki Sağlık Bakanlığı bu bilim adamlarının konuştuklarını duyuyordur. Hepsinin çok erken olduğunu, çok risk taşıdığını söylüyorlar. Bence bu Ağustos'un sonunda açılmayacağını tahmin ediyorum yani eğer böyle bilim doktorları, bilim adamları bu şekilde derlerse ben açılacağını pek zannetmiyorum. Neyse inşallah Rabbim hayırlısını versin diyorum. Evet böyle biliyorsunuz milföy hamurlarından mantı yapmıştım ben daha önceden. Geri kalan bir kısmını da böyle derin dondurucuya atmıştım. Şimdi onları fırına atacağım. Şöyle güzel de bir sarımsaklı yoğurt yapalım kahvaltıya. Güzel gider inşallah. Ne dersiniz? Bence gider. Bakın böyle her şey hazır ve pratik olunca ne iyi ol. Sizin ne peki kahvaltınızda ne var acaba? Bizim böyle de ben şu okul işinde gerçekten de çünkü Ağustos'a giriyoruz artık. Risk taşıdığı söyleniliyor. Bence de kesinlikle okullar çok riskli. Yani ben online olmasından yanayım yani. O kadar kalabalık da zaten bilmiyorum ne kadar nasıl koruyacak bu çocuklar yani. Evet, bence ben riskli olarak görüyorum. Siz neler düşünüyorsunuz bir anne olarak ya da baba olarak? Okul için ne düşünüyorsunuz? Ama ben riskli olduğunu düşünüyorum. Çünkü çocuklar kendini öyle kapalı alanlarda çok fazla koruyacağına inanmıyorum. Yine de hayırlısını versin ne diyeyim. Şimdi ben bunları böyle güzel diziyim. Fırına atarken yine birlikte olacağız. Bunlar benim düşüncelerim tabii ki. Siz de neler düşünüyorsanız benimle paylaşırsanız sevinirim. Çayım da demlendi bu arada. Sonra da masamı hazırlayayım. Ve mantılar hazır. Haydi fırına. Artık bu tam balkon o tarafta oturmuyorum. Çünkü neden? Siz ışık problemi çok olduğunu söylüyorsunuz. Kahvaltımızı yaptım çok şükür. Yalnız öyle bir sıcak var ki anlatamam sizin oralarda sıcak mı bilmiyorum ama çöl sıcakları yani öyle bir derece. Evet bugün Arife günü hepimize hayırlı uğurlu olsun. Yarın da bayramımız var. Bugün bu akşam yemeğim var. Yemek derdim yok. Sadece herkes tatlı yapıyor. Mesela dün videomu izlerseniz bugün teyzem baklava tatlısı yaptı bayramlık. Ben o öyle tatlılar yapmıyorum. Benim yaptığım tatlı sütlü tatlı ama bugün de ben de yine bir tatlı olarak kadayıflı muhallebili tatlı yapacağım gelen misafirlerde. Çünkü benim çok seviyorlar sütlü tatlıları. Benim de sütlü tatlım olsun yani. Herkesin eli neye yakışıyorsa, tadı neye yakışıyorsa onu yapsın bence. Ben de sütlü ve o tarz tatlıları çok güzel yapıyorum. Gelen bayramlaşmaya gelenlere de onlardan takdim edeceğim. Lokumumuz da var. Kahvemiz de var. Görüyorsunuz işte bir bayrama daha geldik çok çok şükür. Şöyle çayıma da limon attım böyle güzelce. Ay, Özkan yani o balkonda nasıl oturuyor bilmiyorum yani. Nasıl oturuyor bilmiyorum. Vallahi bugün yine her zamanki gibi günlük süpüreceğim sadece. Biliyorsunuz artık beni günlük süpürme yaptığımı. Ama bugün sadece mesela yarın silmem gerekiyordu parkeleri ama bugünden sileceğim. Çünkü yarın bayram o ya silme işleriyle uğraşamam.
Bugün başka bir şey yapacağız mı Özkan? Ben arabayı yıkarım belki içini dışını. O piknikten bayağı pislendi arabanın içi. Bu şeyleri de verelim Emre'lere. Emre'yi gördüm şimdi. Kahvaltı için ekmek falan almış herhalde. Özkan da size göstereceğim ama bakın burada. Güneş parlıyor. Ama güneş parlıyor. O yüzden de göstermek istemiyorum. Çok o zaman da ışık şikayetleri geliyor bana. Öyle de dikkate alıyorum izleyicilerimi, arkadaşlarımı. Neyse şimdilik programım bu şekilde. Tabii ki ne yapacağız, ne edeceğiz birlikte yaparız inşallah. Şimdi şöyle biz oturalım böyle biraz serinde, değil mi? Sonra gün bize neler gösterecek bakarız inşallah. Evet, Özkan şimdi arabayı temizlemeye gidiyor. Ben de ne dedim? Hadi Özkan sen çık. Ben de evimi şöyle bir güzel süpüreyim. Sonra yerleri ıslak mendille yine tekrar sileyim her yerini güzelce. Sonra da banyoya gireceğim. Oradan da tekrar bir Silivri yapalım dedik. Akşama zaten yemeğim var. Sorunum yok. Bugün böyle. Haydi o zaman başlayalım mı? Başlayalım şöyle güzelce. Biraz şöyle alayım. Şu koyayım da. Sizi ayarlamaya çalışıyorum çünkü. Ayakları. Tripodum da eğer üzmezse sevineceğim. Haydi bakalım. Bismillah diyoruz. Çok kirli değil evim benim. Zaten biliyorsunuz her gün aynı işlemi yapıyorum. Sadece haftanın iki günü ıslak mendille yerlerimi siliyorum. Normalde yarın silmem gerekirdi ama bugün sileceğim. Neyse çok da bu fakir de sakın çok küçümsemeyin. O kadar güzel toz alın ki anlatamam size. Bakın bu da benim poşet kızım. Merhaba. Neyse ben devam edeyim arkadaşlar. Silerken tekrar yine birlikte oluruz inşallah. Şimdi evimi çok güzel süpürdüm. Arkadaşlar mutfaktaki yerleri de sildim güzelce. Şimdi koridoruma geldim. Orayı da sizlerle yapalım ne dersiniz? Evet böylece bayram temizliğimizi de yapmış oluyoruz öyle değil mi? Çok şükür temizlikle, sevgiyle, sağlıkla, huzurla girelim öyle değil mi? Benim şu perdemi de şöyle kaldırayım ki beni iyi görün diye yani. Evet sizler ne yapıyorsunuz? Temizlik yaptınız mı yapmadınız mı? Vallahi ben temizlik yapıp bir de neye pişmanım biliyor musunuz? Keşke saçlarımı da bir bakım yapsaydım sabahtan. O eşi Joy'un saçlarına bakım yağı yapacaktım. Ama neyse bugün kaldı çünkü bu temizlikten sonra da banyoya gireceğim ben. Şöyle bakayım gösterebilirsem size şöyle eğer tutturabilirsem şöyle tutturayım. Evet. Evet şöyle de güzelce
yerlerimizi siliyoruz. Ondan sonra da başka bir işim kalmıyor çok şükür. Evet, ondan sonra tamam. Sonra da güzelce duşa girerim. Sonra da Silivri'ye gideceğiz inşallah arkadaşlar. Neyse, ben silmeye devam. Bana bir bakar mısınız? Ben hem çayımı da içerim, temizliğimi de yaparım, ayağındayım. Vallahi çaysız da olmuyor. Kesinlikle. Terlesem de çaysız olmaz kesinlikle. Kesinlikle hem de. Oh. Ama tabii temiz olunca ben kendimi daha iyi hissediyorum tabii ki. Vallahi inşallah bana çok uzağa da koyuyorsunuz demezsiniz arkadaşlar. Artık bu kamerayı nereye koyacağımı ben bilmiyorum yani. Sizler için en iyisini yapmaya çalışıyorum, görüyorsunuz. Her yere koymaya çalışıyorum ki sizler de rahat görün diye. Oh, çok şükür. Bunlar benim hep Çanakkale'den aldığım hediyeliklerim. Onlarsız olmaz kesinlikle. Ay. Evet. Mert. Efendim. Onu bırak şimdi. Direkt sen de temizliğe geçiyorsun. Mert de çünkü ne yapıyor? O da kendi odasını. Oh, bir çayımı içeyim. O da ne yapıyor? Kendi odasını, yerleri, tozların hepsini alacak. Oğlum. O oradan kalk, yoksa ben kaldıracağım seni. Neyse, ben devam. Ve arkadaşlar, işlerim bitti çok şükür. Tozları da aldım, yerleri de çok güzel sildim. Pırıl pırıl oldu. Çok şükür, binlerce şükür. Ve işim bitti. Şimdi sırada ne var? Seda güzel bir banyosunu yapsın. Sonra da dışarı çıkacağız inşallah. Hem çayımı da içtim. Temizliğimi de yaptım. Neyse, bugünü de tamamladık çok şükür. Haydi o zaman tekrar gün içinde birlikte olmak dileğiyle diliyorum. Sizler ne yaptınız? Temizlik yaptınız mı? Yapmadınız mı? Alışverişler bitti mi? Bitmedi mi? Lütfen benimle de paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Neyse, ben şu çayımı da içip sonra güzel bir banyo yapayım. Su da değişti. İlkay beni aradı, Seda abla bugün dışarıda yiyelim mi dedi yemeği. Bugün de Arife, temizliğimi de yaptım. Vallahi İlkay dedim, olur tatlım dedim ya. Şimdi biz böyle hazırladık ama Silivri'ye de gideceğimiz için alacaklarımızı aldık. Silivri dönüşü buluşacağız inşallah İlkaylarla. O zaman haydi bakalım, yolculuk başlasın. Buzdolabımızı da aldık. Olmazsa olmaz. Ve hava çok sıcak. Tam böyle dışarıda yemelik değil mi Özkan? Şuralara bak nasıl temizledik. Ah, şu farları da evet. Özkan da farları temizletmiş. Bakalım. Sarı sarı. Oo, pırıl pırıl olmuş ya. 50 lira. Çocuk beni yıkamadığında yakaladı. Valla 50 lirayı temizlemiş arkadaş, sağ olsun. Valla farlar tertemiz olmuş. Fuarla temizledik. Normalde güzel yıkıyoruz. Valla çok iyi olmuş maşallah. Bayağı neyse. Şey. Bayağı da gider. Ne kadar gider dedi. İyi, hadi bakalım o zaman. Haydi. Maskesiz de çıkmıyoruz tabii, maskelerimiz. Bakın Özkan'la Mert'in maskeleri kollarında. Artık moda böyle demek ki. Ay. Ki biz Silivri'den sonra birlikte buluşacağız. İlkay da alışverişe gidiyor, onu kapatalım. Ne yapacağız? Migros'tan biliyorsunuz ben etlerimi aldığım bir Migros mağazası var burada. Oradan alacağız. Çünkü geçen pazarda aldığımız değil mi? Etler çok güzeldi. Muhteşemdi yani. Şimdi ne almayı düşünüyoruz? Kuzu şiş yapalım dedi Özkan. Değişiklik olsun. Yani o da değişiklik olsun. Geçen piknikte pirzola yemiştik. Kuşbaşı gibi yazsın, bizim şişlere evet, takarız. Evet, şişlere takıp böyle pişireceğiz. Hadi ekmek, bakalım. Ekmek arası yapılır işte. Evet, güzel olur yani. Haydi. Bugün de inşallah güzel ve keyifle geçiririz. Şu anda derece arkadaşlar bu 33 derece ve Silivri o kadar sıcak ki. Ve kalabalık değil mi Özkan? İstanbul dönüşü çok var. Yani İstanbul'dan yazlığa gidenler. Tekirdağ, Yeni Çiftlik, Çanakkale değil mi? Herhalde. Ay çok sıcak. O şu merdivenlerden çıkarken beynimize güneş geçti diyebilirim yani. Burası da Kipa mı burası? Kipa değil artık ya. Vega olmuş. Bak Vega alışveriş merkezi olmuş.
Biz şimdi Silivri Alışveriş Merkezi'ne gideceğiz. Orada bir teksene bakalım, bir filoya bakalım. Sonra da ne zamanı? Tabii ki piknik zamanı. Evet, bakın ne kalabalık. İstanbul'dan bu tarafa çok var Özkan. Hesapta Arife günü dışarı çıkmayı sevmeyiz. Ay evet çıkmazdık ya. Ama çıktık ya. Ama yok, zevkli oluyor Arife günleri de. Kalabalık da değil mi böyle? Tabii kalabalığa karışma. Ay bakar mısınız, çok kalabalık. Yine de çıkılıyor yani. Yine çıkmam diyorsun. Vallahi çıkılıyor, çıkılıyor. Aynen. Ama bizim buralar iyidir de. Ama bizim buralar da yine kalabalık tabii. Yok be, tenha bizim oralar. Buraya göre yine tenha. Şu merdivenlerden biliyor musunuz? İndik çıktık. Asfalt dönmüş asfalt. Böyle asfalt yanıyor artık, yanıyor. O kadar yani. Antalya taraflarını falan düşünemiyorum. 33 derece ya. Çöl sıcakları. Çöl, çöl. Haydi şimdi gidelim Silivri Alışveriş Merkezi'ne. Evet, Silivri Alışveriş Merkezi'ne geldim. Burası Teksen. O beğendiğim balkon için hasırdan masalar da buradaydı ama bir tane vardı yine. Onlar da çok güzel ama fiyatı da ne kadar biliyor musunuz? 2 milyar 800. Özkan bak, Özkan da oturmuş oraya. Ama 2 milyar 800 ya. Onda senin ne işin var ya? Neresi? 4 metre. Ama iç, bak ben esas şöyle seviyorum ama bunların fiyatı da 2 milyar 890. Pahalı. Çok pahalı ya. Yani niye bu kadar pahalı yapıyorsunuz? Bunlar ikili. Şöyle üçlü olsaydı iyiydi. Bir de içeriye bakalım. Aslında Özkan şu da güzel ha gerçekten de. Bir de içeriye bir bakalım. Şurada da bir çiğ köfte yiyelim dedik. Bir bakalım var mı içeride de. Önemli olan bir fiyat, bakalım nasılmış. Aa gel, bizim bak burada da var. Oo, burada daha da pahalı. 3 küsür. Ay ne kadar pahalı. Şu kahverengi takım 3.700. 3.700. Şu 3 milyar. Şu üçlü takım. Ben sezon sonu görüyorum bunu. Ay yok ya. Bu nedir böyle ya? Şurada var mı acaba? Yok. Bir de en son şunu beğenmişti Özkan. Bu ne kadar acaba? Bu da 3, bu da 3 milyarmış. Evet, şu anda tam sezonu olduğu için ben şöyle seviyorum esas. Böyle istiyorum ama dışarıdaki daha güzeldi. Özkan şu anda tam sezonu olduğu için böyle. Neyse, biraz daha bekleyelim biz. Köftemizi devamlı buradan yiyoruz. Çok da güzel. Domates olmuyor abi. Evet. Hıyar da istemiyorum ben. Sadece yeşillik olsun. Evet. Buraya geldiğimizde mutlaka yeriz biz böyle çiğ köfte. Limon sos? Evet. Sos istemiyorum. Sadece limon. Tuz ister misiniz? Evet. Tamam. Evet, çiğ köftemiz hazır. Ve piknik yoluna girdik biz arkadaşlar. Silivri'den döndük çok şükür, sağ salim. Geçen pazarki gittiğimiz yere gidiyoruz. Hallaçlı tarafı burası. Güzel, ağaçlıklı. Neyse, bayağı bir doyacağız mangal pikniğe de. Evet, şu anda derecede 31 dereceyi gösteriyor. Bakın 33 dereceyle çıktık, 31 dereceye düştü. İlk aylarda yetişmiştir herhalde, öyle tahmin ediyorum. Evet Özkan. Kurban gelmeden ete doyduk. Evet, kurban gelmeden ete doyduk. Evet, Rabbim de herkesin buradan kesecek olan arkadaşlarımız da kurbanlarını hayırlı uğurlu etsin diyorum. Allah kabul etsin diyorum herkesinkine. Öyle bayram öncesi şöyle bir ilk ay dedi, gelin dedi dışarıda yapalım, yemeğimizi yiyelim dedi. Biz de eve hadi yiyelim dedik. Yani, o yönden yerden, evet yakın. Yani. Bir de bizim bütün etrafımız böyle. Sanayideydiyiz ama. Evet, her yer piknik alanlarıyla dolu. Böyle ormanlık, yeşillik dolu etrafımız. Araba varsa gerçekten her yere rahatlıkla gidebilirsiniz. Her yer böyle ormanlık içi. Müstakil ev, çiftlik evleri evet dolu yani. Neyse haydi bakalım mekanımıza gidelim. Şu köprüden sonraydı herhalde bizim yerimiz. Şu arabada gelsinler. Kaçırmayın.
Evet, Mert de zaten çok seviyor. Evet. Şimdi alalım. Sen memnun musun böyle? Seviyoruz yani. Evet, biz gerçekten de seviyoruz. Biz böyle pikniğe dışarıda yazda çok seviyoruz. Neyse, haydi bakalım. O zaman neredeyse geldik zaten şimdi. Şu araba ta oradan mısın? Evet. Tam böyle ağaçların altındayız. Bakayım, göster bana. Ay, burası da çok güzel bizim. Ay, göster bakayım. Ay, çok tatlı. Çok tatlı. Ay, çantan da çok kokoş. Evet, geçen hafta semaver içememiştik arkadaşlar. Ama şimdi semaverimiz yeni. Maşallah. Artık içebiliriz. Bu da mangalımıza. Samsun'dan geldi ta. Bir şey olmaz artık bu sefer. Evet. Biz bir öncekinde şu ilerideydik. Bu sefer burayı çok imrenmiştik. Kimsecikler de yok, ne güzel. Ay, ne kadar iyi kimsenin olmaması ya. Çok güzel. Evet, böyle tam böyle tepede yukarıdayız yani. Çok güzel. Bakın güneşe. Oho. Zeyno! Ne yapıyorsun? İyi misin tatlım? Bu da benim kokoş Zeyno'm. Birkaç yakmak sende mi? Tamam, masaya koydum. Ah, tatlım benim ya. Muhteşem. Dumanı da tutuyor. Muhteşem. Bakalım şimdi mangalımıza. Mangalımız da hazır. Ateşimiz de hazır. Özkan Bey mangalda. Semaver'de de Emre. Şimdi neyle başlıyoruz İlkay? Ama onlar çok çabuk pişiyor tabii. Her zaman ne veriyorsun? Sucuk da çabuk pişer. İlk önce mantar ya da çocuklara sucuk ilk önce. O zaman klasik yine sucuk şeyine girelim. Aynen Zeynep, sucuk. Az daha sucuk. Az daha bugün. Anne, giydirir misin? Vallahi bu Azra da çok iyimsiz. Aynen öyle. O da iyimsiz. Şey yapma. Yani bakın bir de size şöyle göstereyim. Masamız burası. Çok güzel. Evet, bakalım. Menümüz çok zengin Allah'tan. Bakın şöyle ne var. Of, İlkay, bu mantarlar ne kadar güzel kız. O mangal mantar. Oo, muhteşem. Patatesiniz. Hepsini yap, hepimiz çok güzel. Çok bile almışsınız be. Ya hayır ya, yiyeceğiz işte. Daha evet, şimdi ilk başta. Sen niye ortadan ikiye açmadın? Ah Özkan. Ne çevireceğim be? Maşayı var mı? Oğlum nasıl? Var, maşa var. Aldık maşayı. İlk önce sucuk. Sen domates salatalı falan yapmışsın. Bir şey söyleyeceğim. Şey, kanat da aldım, kanat da yedim. Kanat da var, kanadı da koyarız. Sucuk ekmekleri oldu şimdi. Kanat. Valla sucuk ekmek de iyi gitti değil mi Özkan? Harlandı biraz. Semaverimizin suyu da kaynıyor. Menüler iyi yani. Güzel. Aslında var ya, o patatesleri közün içine atsak olmaz mı? Şimdiki menümüz patatesler, of, sarımsak, şimdi bir de ciğerler. Geçen hafta İlkay, biz geçen hafta muhteşem beğendik ciğerleri. Of şöyle, ama şu patateslerle sarımsaklar, soğanları da at, evet. Aynen. Soğan at, aç da soğan at ateşe. Öğret biraz Emre. Közlerini soğan yiyeceğiz işte. Ciğerler muhteşem. Oğlum şu soğanları içine at diyor, kömürün içine kömürün at diyor. Kömürün içine at onlardan. Valla bugünkü menümüz çok zengin yalnız arkadaşlar. Soğanları şey yapma ha. Muhteşem. Atayım mı soğan? At. At diyorlar. At. Çok güzel oluyor içi yenince çok. Of muhteşem. Ah, semaverin de dumanı evet, tütüyorsa. Ciğeri yiyince tabii tavuğa kimse minnet mudar etmiyor. Ben kanat sevmiyorum zaten. Sucuk patatesler. Valla sucuğun hepsi bence de yani. Ben azıcık yerim sucuğu, ben çünkü ciğer yemedim. Sonra da yenilir ya. Ha tabii canım, ciğer. Emre yiyorsa. Evet. Ben ciğer yemedim işte. Evet. Hadi bakalım. Sen ciğerler fazla şey yapmaz. Ben ciğer ekmek arası yiyeceğim Özkan. Aynen, soğanları da doğra. Ne soğanı diyorum? Pişiyor soğan. Daha niye doğrayayım? Kız
şey kırmızı biber ha tamam. Ekmek arasına koymalık. Of of bak. Çok yaklaşma çok yaklaşma. Kesir oldu ya. Basın oldu vallahi hemen kızardı aynen. Of of. Bak şimdiki şey oldu. Aynen. Of çok güzel pişiyorlar be. Evet. Bugün menümüz çok zengin maşallah. Daha mantarlar da var ha. Biliyorsunuz değil mi? Evet mantar. Kaşar almış mı acaba Süleyman demiş. Var mı? İlkay sen kaşar getirdin mi canım? Yok. Sadece mantar. Sadece mantar. Közde mantar. Evet. Ay çok güzel. Şöyle güzelce pişsinler bakalım. Of 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 pişmeye başlamış bile be. Muhteşem. Mert sen sever misin? Ciğer mi? Evet. Sever. Yiyor onu. O da çok seviyor. Sen sevmiyor musun? Bizim eski bir mühendisin bir lafı vardı. Et olsun götüne gitsin diyordum. Evet mangalda şimdi patatesimizi de yiyeceğiz. Ciğerlerimizi görüyorsunuz. Bakın buradaki bayanları. Hepsi homini gırtlak. Yok yalan ben o mini gırtlak olsam bu şekilde zayıf olamam. Esas bizde en çok en güzel yiyen İlkay. Aşırı bu. Aşırı aşırı. İlkay bu. Neyse hadi bize afiyet olsun. Dedik şimdi semaver zamanı ve çekirdek ve çay. Semaverde çay muhteşem. Bakayım kızlara. Oo siz de mi çekirdek çıtlatıyorsunuz? Hadi bakayım sen nasıl yapıyorsun Zeynep? Aferin sana. Muhteşemsin. Aferin. Bravo size. Ben bu tarafımı yiyorum çekirdeğe. Tamam aferin. Evet. Şimdi böyle dinlenmece değil mi İlkay? Çay keyfi muhteşem. Ateşin üstünden atlayacağız. Evet hadi bir de ateşin üstünden atlayacağız. Gerçek mi? Rabbim kabul etsin niyetlerimizi. Evet gerçek. Ama siz değil. Arife günlerini yaparsınız. Tamam, ben hiç yapmadım. Ateşi yaktık bugün Arife günü. Arife günü. Evet hadi. Herkes niyetini edip atlasın. Ben sayıyorum. Bir, iki, üç. Hoppala. Haydi kabul etsin Rabbim. Evet sıra ilk ayda. Haydi bakalım. Baba. Haydi. Hadi Rabbim kabul etsin. Haydi bakalım. Baba. Mert tut bakayım. Evet sıra ben bende. Ben sana söylüyorum. Hadi. Kala. Korktum ya. Kala söylüyorum. Tamam. Bir, iki, üç. Atla. Allah'ım sen konuyu biliyorsun amin. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Evet, Rabbim kabul etsin. Evet, haydi bakalım. Besen hadi sen de. Bir sen kaldın. Besen hadi. Hadi bir. Tövbe ne dileyeceğim? Onu ben mi söyleyeyim sana? İçindeki bir söyleyeyim. Allah'ım sen biliyorsun. Yani. Ne kadar bir sıkıntı? Böyle öder ömrüne biter. Onu böyle mi? Tabii, onun yolu geçti dedim. Ağzı çıraklar geçiyor. Hadi. Ne oldu ya? Gizli çekim arkadaşlar gizli çekim. Haydi. Böyle bu kadar. Pikniğimizi yaptık. Şimdi İlkay'da da kahvelerimizi içerek artık bitirmek istiyorum. Kahvelerimizi de İlkay'da içip öyle bitireceğiz günümüzü. O zaman bugünlük de benden bu kadar olsun. Hepinize hayırlı geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.